Evet arkadaşlar, yeniden yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün söz verdiğim gibi bu sattığım, yani şu anda hala daha kağıtlar imza almadık ama yani under contract olan evimizle alakalı video çekeceğim. Evin içini dışını göstereceğim ve detaylarını anlatacağım. İşte evi kaça almıştım. Daha önce zaten bununla alakalı video çekmiştim. Orada da zaten fiyatlardan bahsetmiştim kaç aldığımı. İşte kaç aldım, tamiratı, tadilatı, kaça mal oldu, işte kaça sattım gibisinden rakamlardan bahsedeceğim evi gezerken. İyi kötü o zaman kafanızda bir sayı oluşur, yani şekil oluşur, ev fiyatları nasıl değil gibisinden. Hadi şimdi geçip evimize bakalım. Evet gençler, şu an evimize dıştan bakıyoruz. Dış girişi böyle. Zaten daha önce bununla alakalı, bu evle alakalı videomuz vardı. Onun linkini de aşağı bir yere bırakacağım. Oradan da önceki halini görebilirsiniz. Şimdi şurası şeydi. Ana giriş aslında burasıydı. Burasını bir kiracı taşındı. Burayı oda gibi şey yapmamı istedi. Ona özel bir şey yaptım. Burasını kapattık falan filan. Şu arka tarafta bir tane pencere var. Onu gösteririm. Ya giriş aslında artık arkadan oldu. Burasını kapattık. İşte çam ağacı var şurada bir tane. Basit bir şey. Tek ağacı şu var zaten. Ondan sonra bu driveway tamamen bu eve ait. Paylaşmıyor. Normalde bazı evlerde iki driveway'i birbiriyle paylaşıyorlar. Klimamız şu. Bu mahallelere diğer klimalardan, şu az önce evin önünde gördüğünüz klimalardan takmıyoruz. O eski klima çalışmıyor. Çünkü çalıyorlar. O nedenle sadece bu var. Çalmasınlar diye böyle bir şey yapıyoruz. Bu mahallelerin çok böyle güzel, ahşap bir mahalle olmadığını daha önceki videolarımda anlatmıştım. Şimdi daha önceki videoya girerseniz burada büyük bir tane shed var. Tam şu yolun sonunda şurada beton var görüyorsunuz. Orada bir tane bir yani depo yani shed demek depo demek. Depo vardı ama çok baya kötüydü. Her taraf çer çöptü işte onları kaldırdık falan filan. O öyle oldu. Daha sonra evin dışıyla alakalı yaptığımız tek şey burada sadece boya yaptık arkadaşlar. Boyanın haricinde şu yeni elektrik panelini yeni taktırdık. Elektrik paneli yeni. Başka yaptığımız dışarı alakalı hiçbir şey yapmadık. Bir de sadece şu klimayı taktık. Bir de şöyle yandan göstereyim, diğer yan tarafından. Gördüğünüz gibi şurada da bir başka bir ev var. Daha önce bununla alakalı da video çekmiştim. Güzel bir komşu bu da. Neyse, bu tarafıyla alakalı hiçbir şey yapmadık. Pardon, şunu yaptık. Daha önce burada bir tane çok eski bir pencere vardı. Burayı kapattık ve burayı işte boyadık falan filan. Hani yağmurdan etkilenmesin diye. Bunlar hep eski. Bunları çellemedik. Az önceki bahsettiğim pencere de şu pencere. Şu pencereyi biz taktık. Burası aslında eskiden kapalıydı ama daha çok kötüydü. Onu biraz düzenledik. Orayı oda gibi yaptık. Yani tek yaptığımız şey o. Oraya küçük oda gibi bir şey düzelttik. Evin dışını boyadık. Şu elektrik panelini taktık. Ve elektrik paneli taktık ve klimayı taktık. Evet, şimdi içeri giriyoruz gençler. İçeri gireceğiz. Evet, şimdi ben şifreyi hatırlarım umuyorum. Umuyorum şifreyi hatırlarım. Şimdi 4-5 tane değişik şifre var. Evet gençler, şu an evimizin içindeyiz. Bu arkadan girdiğimiz için direkt mutfağa girmiş olduk. Burası mutfak. Çok aşırı büyük değil. Şöyle uzaktan bir taraftan bakarsak işte iki tane şurada, iki tane şurada, dört tane dolap var yukarıda. İşte 6 tane de aşağıda var. Yani daha doğrusu evet 6 tane diyelim. Küçük bir lavabosu var burada. Ondan sonra burada daha küçük fırını var. Mikrodalga fırını falan hiçbir şey yok. Sadece yani basit bir mutfak. Yani daha önceki bu duvarlar hep böyleydi. Sadece biz burada ne yaptık? Galiba şu ceiling kötüydü. Bu ceiling'i tamir ettik, biraz düzelttik. Lambayı taktık. Mutfak dolaplarının hepsini tabii biz taktık. Mutfak dolaplarını, şunları, floru hepsini biz yaptık. Şu backsplash falan filan. Yani mutfak aşağı yukarı yeni gibi. Burada buzdolabı yeri şurası gençler. Şuraya buzdolabı giriyor.
Ve şuraya da takılıyor prizim. Çok basit bir mutfağı var. Şimdi ışıkları açayım yavaş yavaş da. Evet, burası dining area. Yani yemek masasını buraya koyuyorlar ya da şuraya koyuyorlar. Artık nereyi isterlerse. Duvarlarla alakalı, duvarlar zaten aşağı yukarı böyleydi. Bazı yerlerde işte küçük delikler, oyuklar vardı. Onları fix ettik falan filan ve boyandı. Yerler işte birazcık tamir tadilat oldu. Bunu çok profesyonel olmayan birine yaptım. Zaten bakarsanız çok kötü floorlar. Ama hani hardwood olduğu için hala güzel gözüküyor. Bu hardwoodlar evde birlikte gelen yaklaşık 100 yıllık bir ağaç bunlar arkadaşlar. 100 yıldan beri bu ev bu halde. İşte boyandı pencereler, önce blinds'lar takıldı. Dediğim gibi o klima takıldı. Lamba takıldı. Bulanmamız takıldı. Burayla alakalı yapılan şey bu. Sadece bu boya, badana, temizlik, küçük duvardaki hasarlar giderildi. Şimdi buraya geldiğimizde aşağı yukarı yine aynı şeyler. Çok fazla bir şey yok burada. Burasını, bu evi en minimum şekilde tamir etmeye çalıştık. Hani böyle bir tek mutfakta çok fazla para harcadık. Yine boya, badana, ceiling fan değiştirdik. Roof şey biraz, ceiling biraz kötüydü. İşte görüyorsunuz bunlar yeni zaten. Burada tek yapılan şey ceiling yapıldı. Ve boya, badana yapıldı. Şimdi şu diğer odamızı gösterelim. Bu odamız böyle. Kutu gibi bir şey. Yani çok aşırı büyük değil ama çok da küçük de değil. Şöyle bakarsanız. Buradan gidiyorsunuz. Şurası klozet. Burasını elbiselerinizi falan asıyorsunuz. Şu kenara. Burası normalde kapı, yani burası hep kapalı kalıyor normalde. Burası o dediğim, bahsettiğim odaya giriyor gençler. O dediğim oda. Oda yaptık burasını. Yani burası da gayet aslında şöyle bakarsanız geniş. Orada bir penceresi var. Burada eskiden pencere vardı. Burası kapatıldı falan filan. Burayı insanlar oda diye kullandılar. Daha doğrusu onlar istediler. Biz de öyle yaptık. Onların istediği şekilde. Çok basit bir şey. Bir tane şurada priz var sadece. Elektrik prizi. Burada bir tane yangın alarmı var. Burada da bir tane lambası var. Başka bir şey yok. Bu kapı hep kilitli. Yani küçük bir oda. İşlerini gördü. Burada bir tane çocuğu vardı. Orada burada kalıyordu. Neyse, bu oda böyle. Şimdi en son odayı gösterelim ve tuvalet, banyoyu göstereyim. En son odası burası. En son odası burası gençler. Görüyorsunuz. Yine küçük. Bu odayla alakalı, yine duvarlarla alakalı bir iki çalışma yapıldı. Çok basit bir şey. Şurası aslında en büyük işimiz. Burada daha önce pencere vardı. Hatırlıyorsunuz, arkadan kapattığımız yer burası. Bu kapatılan yere işte şitrak takıldı. İşte buranın badanası, burası tamir falan yapıldı. Burada yapılan tek şeyler bunlar. Gördüğünüz gibi bakın, şu kapılar hep orijinal kapılar. Kollar orijinal. Sadece görüyorsunuz şu yeni. Kapı yeni ve kapı kolu yeni. O kapı yeni, kapı kolu yeni. Oradaki yeni. Diğerlerin hepsi orijinal. Sadece lambalar değişti burada. İşte blinds'lar takıldı, boyandı. Yani basit tamirler, çok basit tamirler. En son tuvalet banyomuz. Tuvalet banyomuz da gördüğünüz gibi çok basit, düz. Çok fazla komplike bir şey değil. Yerler fayans. Yani ahşap gördüm ama fayans. Tuvalet yeni taktık galiba. Tam hatırlamıyorum. Tabi şu an emin değilim. Aynamız, lambamız. Ondan sonra şurası yeni yapıldı. Bu shower alanı yeni yapıldı. Daha sonra şu yeni takıldı gençler. Bu yeni, yani bunun komple yeni her şeyiyle. Altı, üstü, sağ solu her şey yeni. Dediğim gibi çok böyle büyük buraya paradan harcamadık. İşçilik de çok böyle iyi değil. Kimi bulduysak artık o zaman yaptırdık sağa sola.
Burası da böyle gençler. Şimdi aşağı doğru gidebiliriz. Aşağısı çok karanlık. Aşağıda çok bir şey yok aslında da. Öyle bir hızlı bir şekilde gösterebilirim. Arzu edersiniz. Şimdi evet. Burası gördüğünüz gibi işte aşağı doğru iniyor. Aşağı doğru iniyor. Aşağısı düz, boş bir alan, geniş bir alan. Yani depo gibi kullanılıyor. Öyle bir hani şey değil. Yaşam alanı değil. Öyle diyeyim. Şimdi burası furnace'in olduğu yer. Furnace dairesinin. Yani utility room. Klimanın falan olduğu yer. Bu sadece evi ısıtıyor arkadaşlar. Daha önce bununla alakalı, sadece bu sistemle alakalı size bir video çektiğimi hatırlıyorum. Evi ısıtan sistem bu. Soğutan o penceredeki şey. Bu tüm evi aynı anda ısıtıyor ve doğalgazla çalışıyor. Gördüğünüz gibi doğalgaz girişi buradan doğalgazla çalışıyor. Ve şu da su ısıtma tankımız. Yaklaşık 50 galonluk bir tank bu gençler. Yanlış görmüyorsam. Evet, 50 galonluk. Yani bu içerisinde sürekli sıcak su var. Kullandıkça yeni su ekleniyor. Soğuk su ekleniyor ve onu ısıtıyor. Sürekli sıcak tutuyor. Yani ne zaman istediğiniz zaman su çalışıyor ve hiç ses yapmıyor. Bu elektrikli olduğu için, yani doğalgazlı bile olsa hiç ses yapmıyor. Bu Türkiye'deki o kombiler gibi öyle ses çalışan bir şey değil. Sessiz çalışan bir alet. Ve burası da adam şeyini takıyor işte, kurutma makinesiyle çamaşır makinesini koyduğu yerler. Kurutma makinesini buraya koyuyor. Şeyini de buraya koyuyor. Çamaşır makinesini. Şu su gideri burası. Görürsünüz zaten arkadaşlar, duvarlara bakarsanız evin eski olduğunu anlarsınız. Burası basement'ı. Yani 100 yıl önce evleri böyle yapıyorlarmış. Direkt taşlarla. Taşlar yapıyor. Daha sonra üzerine böyle kapatmışlar. Şu alan açık. Burada soyacı var diye burasını açık bırakmışlar. Biz buraya hiçbir şey yapmadık. Burayı sadece temizledik falan. Şu furnace'la alakalı bir iki tamir tadilat yaptık. Şu yeni. Bunu yeni taktık. Ve buranın tüm su sistemini değiştirdik. Gördüğünüz gibi bunlar PEX. Yeni sistem. Eskiden böyle borular vardı. Hatırlıyorsanız Türkiye'de de hala bunlardan vardır. Bazı yerlerde görürsünüz. Böyle demir borular vardı. Onlar artık böyle çok aşırı eski olduğu için bunlar hepsinde böyle PEX denilen plastik, böyle kırılmaz, çatlamaz bir sistem. Ve çok ucuz ve pratik yapması. İleride sıkıntı çıkmasın diye böyle yapmıştık. Görüyorsunuz tüm su sistemi böyle. Yani burayla alakalı yaptığımız şey genelde onlar. İşte boya, badana. Şuraya bir tane tuvalet ekledik. Küçük bir tane tuvalet var burada. Çok bir şey değil yani. Basit bir şey. Bir tane lavabo, bir tane tuvalet, iki tane. Bir tane burada lamba var. Böyle çok komplike bir şey değil. Elektrik paneli burada. Görüyorsunuz zaten her taraf elektrik kablosu, şudur budur falan. Burası dediğim gibi yani yaşam alanı değil. Hani buraya ne bileyim işte adam buraya atölye gibi kullanabilir bu alanı isterse. İşte bazıları öyle yapıyor. İşte burada basement'ta iş yapıyorlar. Marangozhane gibi yapan var. Ofis gibi kullanan var. Yani değişik amaçlara kullanan insanlar var. Evet arkadaşlar, şimdi ev turumuz bitti. Şimdi sayılarla alakalı kısma geçtik. Detaylarını anlatacağım şimdi. Evi kaça aldık? Ne kadar vergi ödedik şu ana kadar? Yıllık emlak vergisi. Ne kadar ilk baştaki o tamirat için para harcadık? Toplam kira olarak ne kadar para aldık toplamda? Kiracı içindeyken ne kadar tamiratta para harcadık? Ve şu an kaç paraya satıyoruz? İşte emlakçıya vereceğimiz komisyon falan filan derken net elimize geçen rakamla alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi alış fiyatımız 3700'müş. 2018'de aldık biz burayı. 2018'in Ağustos'unda aldık. Toplam vergi $2420 civarı. Belki hani dediğim gibi 50-100 fazladır azdır. Benim yaptığım matematiğe göre böyle. Benim şeylerime göre. Hata payı olabilir tabii. %1-2-3-5 neyse artık. Çok küçük bir sayıda olsa. Tamirata $7200 civarı harcadım. Çok fazla bir şey yapmadık. Dışını boyadık. Evin içini boyadık. 2-3 kapı taktık işte. 2-3 kapı taktık. Ondan sonra işte
lambaları falan filan taktık. Su tankı taktık. Ondan sonra boru sistemini, su boru sistemini yeniledik. İşte elektrik paneli falan filan taktık. Yani bundan bir kısmını kendim yaptığım için zaten çok fazla bir şey tutmadı. Hani diğer kısımlarını zaten hani gördüğünüz gibi işçiliği çok fazla iyi değil. Çok böyle sağda solda bulduğumuz ucuz işçiliklerle yaptırdık. Çünkü mahalle çok iyi olmadığı için çok fazla para yatırmanın mantıklı olmadığını öğrendik. Yani düşündüğümüz için değil. Daha önce ilk yaptığım evler çok güzeldi. Gerçekten böyle ev sil baştan 25 bin dolar yakın bir para harcıyordum evlere. Her şeyini değiştiriyordum. Pencerelerini, kapılarını, florlarını, her şeyini en güzeli böyle. Ama daha sonra anlıyorsun ki kiralık evlerde iş böyle çalışmıyor. Kiracı bir yılda sen o tüm harcadığın masrafların hepsini çöpe atıyor. Neyse, o nedenle ucuz yolu tamiratı öğrendik. İşte bu biraz tecrübe ettikten sonraki yaptığımız ev olduğu için böyle en basit şekilde, en böyle yaşanabilir hale, en basit şekilde nasıl yaşanabilir hale getiririz şeyiyle, felsefesiyle böyle yaptık. Evet, bir sonraki şeyimiz kira. Kiradan toplam 16.030 dolar almışız şu ana kadar. Ondan sonra bu kiracılar içerisindeyken toplam benim harcadığım 600 dolarmış. Zaten kendim tamir ediyorum. Tüm evimin tamiratını, yani kiracılar içindeyken tüm tamiratlarını ben yapıyorum. Yani ilk o tamiratı değil de kiracı içine girdi, diyor ki mesela musluk çalışmıyor diyor, musluk bozuldu diyor. Ne bileyim lamba patladı diyor. Yani zaten çok basit şeyler oldu. Ben genelde evin tüm elektrik sistemini gözden geçiriyorum, yeniden yapıyorum. Su ısıtma tankı yeni. Ondan sonra su sistemi yeni. Kapı pencereler falan ben hepsinin iyi olduğundan emin oluyorum. Bundan hani o nedenle çok fazla masraf çıkmıyor. Velhasıl kelam. 600 dolar gibi bir masraf çıkmış şu ana kadar. Tamam, bunu siz başkasına yaptırıyorsanız bu para çok çok daha fazla olacaktır. Yani bu 600 değil 3-4 bin dolar olabilir çok rahat. Çünkü burada işçilik çok pahalı. Yani öyle ucuz bir şey değil. Ondan sonra şu an arkadaşlar evin fiyatını ben 69.500'e koydum. Adam 65.000 nakit cash teklif etti. Ben 68 teklif ettim ve adam kabul etti. Zillow fiyatı da, Zillow'daki buradaki yani market fiyatı da 70'den biraz daha fazla gibi gösteriyor. 70-71 bin gibi gösteriyor o civarlarda. Yani biraz bekleseydim daha fazla satabilirdim. 70-71-72'ye bile satabilirdim. Çok rahat biliyorum, eminim. Ama dediğim gibi şu an tam taşınma arifesindeyim. Bu tür tantanayla uğraşmak istemiyorum. Yani birkaç bin dolar altına gitsin çok problem değil. O mantıkla sattık. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Yani toplamda bunların hepsini artı eksi şey yaparsak 70 bin tam net bir rakam yapıyor. Tabii yaklaşık 4 bin dolarda emlakçıya ve bu closing kampanyasına para veriyorsun işte. Yani toplamda yaklaşık 66 bin dolar gibi bir para kalıyor bana cebime. Bu evin almasından kiralaması, masrafları, tüm masrafları artısı eksisini hepsini çıktıktan sonra 66 bin dolar. Yani 3.700 aldık bu evi ve günün sonunda işte 3 yıl sonunda bana getirisi 66 bin dolar oldu. Yani çok güzel bir şey. Ben aslında bu evi satmak için almamıştım. Yani bu kadar artacağını hiç piyasanın hiç tahmin dahi etmiyordum. Çünkü şu an bilmiyorum Türkiye'de emlak piyasası nasıl, ne kadar artmış durumda bilmiyorum. Burada yani akıl almaz bir şekilde arttı. Yani ben o dediğim mesela ben 3.700'ü aldığım ev normalden dışarıdan alsan, hiç auction'dan almamış olsaydık 10-15 bin, yani 15 bine bulurduk tahminim. Yani 10 bine belki bile bulabilirdik. Yani biz 3-5 yani 8-10 bin dolar daha belki piyasanın altına almış olduk o zamanlar. Ya tabii o zaman paramız hiç yoktu yani. O zaman 1000 dolar bile bizim için çok büyük paraydı. O nedenle yani auction bizim işimize çok yaradı. Hani o bizim zıplama, sıçrama tahtamız olmuş oldu auction. Yani 3.700 dolar da 3 yıl sonra işte 66 bin gibi büyük bir meblağ yaptı bize.
Dediğim gibi ben yine Kansas'ta kalsaydım bunu kesinlikle satmazdım. Çünkü 6 yumurtlayan tavuk gibi düşünün. Sürekli aydan aya 800, 1000, 1200 dolar kira getiriyor bu evlerin çoğu. Neyse arkadaşlar, çok uzatmak istemiyorum. Rakamlardan da bahsettim. Verdiğim sözü tutmuş oldum bu arada. Dedim hani bu evle alakalı video çekeceğim. Bayağıdan beri çekemiyordum. Bir haftadan beri her gün bugün yarın, bugün yarın diyordum. Sonunda çekebildim. Şimdi bu evin eski hali alakalı videonun linkini bırakacağım açıklama kısmına. Oraya gidip eski haline bakabilirsiniz. Eski halini gösteriyor orada. Şimdi zaten eski ile yeni arasındaki karşılaştırmayı kendiniz yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, lütfen ama lütfen yeni kanalıma bakmayı unutmayın. Onunla alakalı da yine link bırakacağım. Büyük ihtimal videonun sonunda. Linke klik edip bakarsanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.